Bu küçük odada 1914 ve 1915 yıllarında yapılmış olan sanat eserleri bir araya geliyor. Bu yüzden 1914 Ağustos'ta başlamış olan Birinci Dünya Savaşı'nın izlerini görmek kaçınılmaz. Bu Jacob Epstein'ın Torso in Metal Form from the Rock Drill adlı çalışması. Yani Türkçe adıyla kaya matkabından metal gövde. Rock Drill yani kaya matkabı ise kocaman mekanik bir robota benzer bir heykeldi. Kocaman bir matkabın üzerinde duruyordu. 1915 yılında ise Epstein savaştan çok etkilenmişti. Bu mekanik yıkım aletinin görüntüsüne daha fazla katlanamıyordu. Bu yüzden heykeli bozdu. İkiye böldü. Daha belirsiz hale getirdi. Makineye benzer maskeli bir kafası ve mekanik bir gövdesi var. Ama içinde umudun embriyosu gizli. David Bomberg'in Mud Bath yani çamur banyosu tablosu 20. yüzyıl İngiltere sanatının en iyi örneklerinden biridir. Bu tabloyu daha önce buhar banyolarında yapmış olduğu çizimlerden esinlenerek yapmıştır. Burada havuza dalmış ya da dalmak üzere olan figürleri görüyoruz. Renkler bayrağın renklerini andırıyor. Ve tablonun ismi çamur banyosuysa baskıyı ve birçok erkeğin Belçika'daki siperlere çamur banyosuna çağrılışını anlatıyor. ...1915'te Walter Richard Sickert tarafından yapılan bu tablo Brighton sahil kenarını göstermekte. Aslında gayet melankolik bir tablo. Etrafındaki savaşı çok açıkça belli etmiyor olsa bile. Ama yakından baktığımızda sahildeki bankların çoğunlukla boş olduğunu görüyoruz. Batan bir güneşin ışığı yansıyor. Belki de ölmekte olan bir kültürü temsil ediyor. Sickert'ın müzikallere olan hayranlığını bu tabloda görmeye devam ediyoruz. Ama yine de İngiltere'yi Birinci Dünya Savaşı sırasında sarsmış olan melankoliyi hissetmek mümkün.